Merhaba, günün öne çıkan gelişmelerinden haberiniz var mı? Bakan Akar'dan yaptırım çıkışı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılması için sunduğu tek şart olan S-400'lerden vazgeçmemizin söz konusu olmadığını, füzelerin kullanılmak üzere alındığını söyledi. Sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaradı. Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sonrası alınan tedbirler kısa sürede uygulamaya konuldu. Geçen 2-3 hafta ise kısıtlamaların işe yarayıp yaramadığını ortaya koydu. Ülkemizde koronavirüs nedeniyle son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı düşüş eğilimi göstererek 27.515 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tedbirler netice verdi dedi. Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi. Yargıtay 10 Ocak'ta Burhan Üstün'den boşalacak Anayasa Mahkemesi üyeliği için seçime gitti. Anayasa Mahkemesi üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimde İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en çok oyu alan ilk 3 isimden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu isimlerden birini Anayasa Mahkemesi üyeliğine atayacak. Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı için bomba iddia. MHP lideri Devlet Bahçeli ile AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş arasındaki HDP kapatılsın çağrısı tartışmalarını değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, belki de ayrılma zemini arıyor Bahçeli çünkü MHP'nin oylarında ciddi bir düşüş var, ayrılmak istiyor olabilir dedi. Kandilli felaket deyip 2 saatlik su kesintisi önerdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvar Başkanı Adil Tek, İstanbul'u bekleyen tehlike için uyararak İstanbul'da kuraklık sorununun depremden daha büyük bir tehlike olduğunu belirtti. Günlük 2 saati aşmayacak şekilde sembolik su kesintilerinin yapılmasının şart olduğunu söyleyen Tek, İstanbul'un yaşadığı durum için felaket kelimesinin kullanılmasının da yanlış olmayacağını söyledi. Günün öne çıkan gelişmelerinden artık haberiniz var. Hoşça kalın.